yapılanları daha iyi anlarlar. Osmanlı'nın son dönemini iyi bilseler, doğru bilseler aslında. Fakat maalesef dizilerden bir tarih öğrenme alışkanlığı var Türkiye'de.1919'un başlarında bizim davet edildiğimiz bir konferansta Damat Ferit gidiyor. Orada Fransız lideri Clemenceau var. Ona diyor ki tezi şu. Bizden önceki hükümet bunları yaptı ki daha öncesinde İçişleri Bakanı Ali Kemal Bey vardı. O da 600 bin Ermeni'nin katledildiğini kabul ediyordu. Şimdi diyor ki bizden önceki hükümet yaptı bunu. Biz bir şey yapmadık. Şimdi biz yeni bir hükümetiz. Dolayısıyla bizi bununla suçlayamazsınız. Böyle aptalca bir tez ortaya atıyor. Ve hani şunu kabullenmiş oluyor. Daha önce bu yapıldığı kabullenmiş oluyor. Hatta o dönem Tevfik Paşa da o şeyde delegelerden bir başkanlardan biri. O bile hani şey bu adam ne diyor diye inanılmaz demoralize olmuş. Clemenceau azarlıyor şey Damat Ferit'i. Siz nasıl böyle konuşursunuz? Siz insan yönetemiyorsunuz. İşte siz onların yaptıklarını kabul edip de kendinizi nasıl aklarsınız filan. Ya diplomatik bir fiyasko yani rezil oluyor, azarlanıyor. Ve o dönem bu çok çok konuşulmuş İstanbul'da o dönemki siyasetçiler arasında böyle bir politik bir fiyasko. Şimdi bu kadar sene sonra bunların Amerikalıların bu soykırımı ağızlarına alamamalarına rağmen bu kadar tepki görüyorlar yine Türkiye'den. Krizler oluyordu. O açıklamadan sonra hiç en Türkiye'nin verdiği en düşük düzeyli tepkiydi yani. Konuşmadık Onun şeklinde. evet. Büyük bir şey yani diplomatik açıdan yani çok büyük bir facia aslında. Bence skandal bir konu bu. Hatta skandal da onu söyleyeyim. Çünkü siz hem diyorsunuz ki Osmanlıcıyız diyorsunuz, Osmanlıcıyız diyorsunuz. Hem de Osmanlı Devleti zamanında bir soykırım yapıldığını kabul ediyorsunuz demektir bu. Ama işte Şimdi iddiaçılar işte yaptı hocam hocam. ha onu diyecektin hocam. Orada Biz bir şey yapmadık. bakış açısı var. Ama iddiaçılar değil ki sadece şimdi orada Hamidiye'nin de alayları da var. Abdülhamit döneminde başlıyor Hamidiye aslında konu. alaylarını Bunu falan kurmadım anlatamıyoruz yani. hocam. Bunu anlattığımız zaman ne Ya Osmanlıcı tayfa bunu ben kurmadım algılayamıyor. yani. Evet. Ben kurmadım Hamidiye alaylarını sonuçta. Kızıl Şimdi Sultan lakabının sebebi de o müdahaleler değil mi? yani aslında her şey bakın birbirine bağlı. İşte 1881 diyoruz ki Filistin'de bakın diyoruz İsraillere, Yahudilere toprak satıldı diyoruz. Efendim siz bunu niye söylüyorsunuz? Toprak satılması onların öldürülmesi anlamına mı? Yok gelmez tabii ki. Tabii ki bugün ben hatta soykırım yapıyor diyorum İsrail Filistinlere diyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Kendi düşen ağlamaz hesabı siz kendi elinizle geleceğinizi ipotek altına alıyorsanız onun suçunu başka yerde aramayın demek istiyorum ve aynı hataya düşmeyin. Bugün Türkiye toprak satıyor. İşin kötü tarafı. Onun için onu uyarıyorum. Diyorum ki tarihten ders almamız lazım. Bakın Türkiye'de, Batı'da mesela toprağın kullanım hakkı verilir biliyorsunuz. Toprak tapusuyla verilmez. Halbuki bizde tapusuyla veriliyor. Diyorum ki toprak satmayın. İşte toprak ne kadar satıldı ki diyorlar. Ya 1881 ile İngiliz belgelerine göre söylüyorum. 1881 ile 1945 yılları arasında 1.393.190 hektar arazi satın almış Yahudiler Filistin'de. Diyorlar ki bu yüzde kaçı yapar? Yüzde kaçı yaparsa yapsın bugünü ortaya çıkardığına göre %10 olsa %5 olsa ne yazar ki? Sen oraya sokmuşsun onu. Ve ondan sonra da bugün dikkat edin 47'den sonra kademe kademe Filistin'i tümüyle abluka altına kendi toprakları içerisine aldı. Daha dün yerleşkeler kuruyor. Gazze'yi tamamen yok etmeye çalışıyor bugün. Niye? Sahile tamamen yerleşmek istediği için. Aslında Gazze olayları bana göre İsrail'in yeni bir toprak kazanım savaşından başka bir şey değil. Yani o tarihte mesela Abdülhamit kendisine suikast düzenleyen veya işte mahkemelerin cezalandırdığı Ermeni militanlar mahkemelerde çünkü onların mahkemelerin de kayıtları var. ATS'de de var hatta onlardan bir kısmı. Mesela onları Batı'nın baskısıyla serbest bırakıyor geri adamları. Adli kapitülasyonlar var. Yani Tabii mecbur, yani çünkü kabullenmiş. ekonominiz çökmüş. Ordunuz güçlü değil artık. Ne yapacağı belli değil düşman taarruzuyla. Yani Ruslar düşünün ki Yeşilköy'e kadar gelmiş 78'de. Maalesef. Ayasofya Anlaşması dediğimiz anlaşma imzalanmış. 1912'de Çorlu'ya gelmişler. Çorlu'ya gelmiş şeyler. Dolayısıyla yani ordunuzun direnme gücü yok. Komutanlarınız işte mesela Balkan Savaşları'nda 1912'de Tahsin Paşa Selanik'i tek kurşun atmadan terk etmedi mi? Osmanlı ordusunun gücü kalmamış
Ekonomik gücü yok, askeri gücü yok, siyasi gücü yok. Ne olacak? Ahlaki olarak büyük bir çöküntü var. Rüşvet her yerde. Hatta daha da ahlaksızlıklar, gulampareliğe kadar giden bir safhası var. Üstelik ta şeyden başlıyor, 1853'lerden başlayan bir süreci ortaya koyuyor. Ahmet Cevdet Paşa Abdülhamid'e sunuyor raporlarında bunu. Ondan sonra böyle bir şey var, yapı var. Yine bu dini meseleler gene aynı şekilde bugünkünden farkı olmayan bir tavır içerisinde. Yani Abdülhamid bile Japonlara din adamı gönderemiyor kardeşim yani sonuçta. O şey Fethi Bey onu anlatıyor. Onunla konuşmuş. İstemişler yani ilmi anlamda yüksek dereceli şeyler tanışmak istiyorlar. Çünkü farklı dinleri tanımak istiyorlar. Fethi Bey diyor ki yani benden Japonlar bunu istedi. Onlara da şey demiş. Ya ben bulamıyorum onu sana nasıl vereyim demiş yani. Yok bulsam çünkü. Kendi toplumuma uyandıracağım diyor. Aynen öyle. Ya şimdi tabii Osmanlı tarihinin son dönemini çok iyi bilmek gerekiyor. Bilmediğimiz takdirde Cumhuriyet'in değerini de anlayamayız. Yapılan işte düzen inkılapları da anlayamayız. Yani alfabe değiştirildi diyor, işte bir gecede işte cahil kaldık diyor. Zaten cahildin mübarek yani. Abdülhamit döneminde büyük tartışmalar var. Öncesinde 1863'lerden başlayan bir süreçtir o. Bu Arap alfabesiyle biz olmuyor bizim dilimiz diyor. Birçok tartışmalar var bu konuda. İşte büyük harf yok diyor. Ondan sonra sesli harf yok burada diyor. Çünkü İstanbul yazıyor, İ harfi yok. Arap harflerine göre Elif Sin'le yazıyorsunuz, Y, İ harfi yok orada. İşte buna benzer. Sonra 3 tane Z, 3 tane D, 3 tane R şey var, S var. Hangisiyle yazacağın belli değil. Çünkü Türkiye Türkçesinde 50 tane harfe ihtiyaç yok öyle. Dolayısıyla öğrenmekte zorluk çekiliyor. Hatta yani düşünün ben Ahmet Cevdet Paşa'nın kendi el yazılarıyla raporlarını Türkçe'ye çevireyim dedim. Yani bugünkü alfabeye çevireyim dedim. Bir sürü Ahmet Cevdet Paşa bile imla hataları yapmış. Yani dolayısıyla bu imla hatalarını da nereden bakıyorum, anlayamayınca lügata bakmak zorunda kalıyorum. Lügatta farklı yazılmış. Oradan görüyorsunuz. Onun üzerine sesli harf konma taraftarı oluyor bir kısım. Bir kısım da diyor ki artık bu alfabeyi bırakalım, yeni bir alfabeye yani Latin alfabesine dönelim. Abdülhamit döneminde hatta Abdülaziz döneminde kitap hazırlanıyor. Fransız imlasına göre Latin alfabesine Türkçe yazılar var. Kitaplar var. Abdülhamit döneminde telgraflar var. Abdülhamid'in işte kadehinden çarşafına, ondan sonra sürahisinden kül tablasına kadar hepsinde aha yazıyor Latin alfabesiyle. Şimdi zaten o tarihlerde artık Latin alfabesine geçmek için büyük bir çaba var. Ama Atatürk 1923'te Cumhuriyeti ilan ettikten sonra daha 28'e kadar 5 sene Latin alfabesine geçmiyor. Çünkü Latin alfabesinde o Fransız aksanı yerine tek harfle nasıl yapılabilir ortaya konuyor. Yani o, u okunurken Fransızca'da tek başına u'yla okuyor. Nitekim öyle bir alfabe hazırlanıyor ki bugün kullandığımız alfabe artık Batı alfabesi veya Latin alfabesi gibi nitelendirilecek bir alfabe değil. Çünkü biz ABC dediğimiz şeye İngilizler ABC diyor. Evet, yani bize daha yatkın bize hale geldi. Bize alfabe seslenirken onlar alfabeye ses veriyorlar. Dolayısıyla arada çok büyük bir fark var ve kolaylık var şimdiki alfabede Türkçenin kullanımında. Hı yok bizde, Türkçede yok yani hı harfi. Ondan buna benzer birçok mesela eser kelimesi 3 noktalı s ile yazılır ama eski kelimesi normal sin ile yazılır mesela. O zaman hangisiyle Türkçede ikisine gerek yok ki, birbirinden farkı yok. Tek s hepsini izah edebilir, ortaya koyabilir. Dolayısıyla bir gecede cahil kalmadılar aslında. Çünkü cahildiler. Babasının mezar taşında zaten yazı yoktu. Ancak devlet adamlarının mezar taşlarında yazı vardı. Varsa bile bazı yerlerde yazılıyor. Sadece Hüvel Baki Ahmet oğlu Hüseyin ruhuna Fatiha yazar. O da o kadar basitçe yazar. Onun dışında yazı yoktu. Dolayısıyla bir gecede cahil kaldık diyenler, biz mesela binlerce Osmanlı döneminin tarih kitaplarını, çeşitli kitaplarını, tıp kitaplarını Türkçe'ye çevirdik bugünkü alfabeye. Bir tanesini okumuş değiller. Yani okuma alışkanlığı olsa da okuyamasalar da cahil kalsalar anladım. O da yok. Okuma yazma oranı zaten %3-4'lerde. Yabancılarla %8'lerde. Dolayısıyla yapılanları daha iyi anlarlar. Osmanlı'nın son dönemini iyi bilseler, doğru bilseler aslında. Fakat maalesef dizilerden bir tarih öğrenme alışkanlığı var Türkiye'de. Tarih bilim adamlarının anlattıklarını sen işte Osmanlı'ya düşman mısın diyecek kadar ileri giden bir zihniyet var. Bu çerçevede
Allah'tan ki Ermeni konusunda büyük çapta kamuoyu oluştu. Yani kamuoyu biz yapmadık artık bu kesin demek durumunda kaldılar. Çünkü gerçekten çok mücadele etmiştik tarih kurumundayken. Toplum da bunu benimsedi. Çünkü aslında bunda da İsviçre'nin çok etkisi oldu. İşte benim Zürih'teki bir konuşmamda hakkımda işte tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılması milleti düşman etti ve Ermeni konusunu ilgilenmek ve okumak zorunda kaldılar. Okudular, gördüler aslında. Dolayısıyla böyle bir kamuoyu oluştuğu için bu tepki var. Ama maalesef bizdeki tepkiler Türkiye'nin veya Türk insanının ortalığa çıkıp tepki göstermesini pek beklemek mümkün değil. Çünkü tarihinde yok pek.